Efendim, hoş geldiniz. Bugün drill yapacağız. Drill beat son zamanlarda çok popüler olmaya başladı ve bence daha da popüler olacak ülkemizde. Çok soru geliyordu drill beat yapımıyla alakalı. Ben de dedim ki o zaman bunu yapalım ve insanlar görsün, izlesinler. Hazırsanız hemen başlayalım. Ama ondan önce size vermek istediğim bir haber var. Spotify sanatçı hesabım açıldı. Artık şarkılarımı Spotify'da dinleyebileceksiniz. Podcast falan da paylaşacağım. İlk şarkımla başladım. Cashews isimli parçam yayınlandı. Bugün yayınlandı. Ben de edit yaparken buraya bunu eklemek istedim. Linki aşağıya bırakıyorum. Bugüne kadar sizin için yaptığım şeylere bir teşekkür niteliğinde şarkımı dinleyebilirsiniz. Story'nizi de beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Yani dediğim gibi bundan sonra gümbür gümbür şarkı yükleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi linki aşağıya bırakıyorum. Videoya devam edebiliriz. Şimdi her şeyden önce bir BPM belirledim. 145 BPM'de bir drill yapacağım. Biraz hızlı olabilir sizin için. İsterseniz siz azaltabilirsiniz ama ben hani bu hızda gitmek istiyorum. Bu hızda olmasını istiyorum. Ne yapacağım? Drum bulacağım tabii ki. Drumla başlamak istiyorum. Çünkü aslında drill'in farkı drumda biraz yani. Drumda çok farklılaştırıyor kendisini. Bunun için de ırmak içinden bulacağım. Irmak içini satın almak için bu arada Instagram hesabımızdaki gönderimize bakabilirsiniz. Yani bütün detaylar orada yazıyor. O şekilde satın alabilirsiniz. Ben bu arada normalde beat yaparken önce melodiyi yazarım. Sonra drum yazarım ama hani burada asıl dikkat etmem gereken şey drum diye düşündüğüm için drumla başlamak istiyorum. O kadar büyük bir paket ki gördüğünüz gibi aradığımı bulamıyorum yani. Çok büyük bir paket gerçekten. 4.8 GB'lık bir paket ve gelir tümüyle SMA hastası bir bebek için harcanıyor biliyorsunuz. Bu güzel. Evet, bunu kullanabilirim. Normalde trap hati şudur mesela. Değil mi? Drill'de ise hat şudur. Budur yani. Bunu head olarak kullanacağım. Bu olabilir. Punchy bir şeyler. Güzel. Tamam, bunu alıyorum. Snare olarak da yine buradan bir şeyler bulacağım. Bu güzel. Şimdi aynı drum paketi içerisinden farklı farklı sesler de buldum. Şöyle bir perküsyon buldum. Şöyle bir perküsyon daha buldum. Şöyle bir open hat'im var. Böyle bir bas buldum. Bir de böyle bir bas buldum. Emin değilim. İkisinden birini kullanacağım. Şimdilik şöyle bir şeyler oluşturalım bakalım. Dedik ki arkadaşlar fill each two steps derseniz normal standart trap hat'i oluşturursunuz. Ama drill'in hat'i aslında hani drill hat'leriyle ön plana çıkan bir tarz şu şekildedir. Evet. Bu şekilde headleri dizerseniz hani drill havası vermiş olursunuz. Sürekli böyle gitmek zorunda değil ama ritim buymuş gibi düşünün yani. Ritim böyleymiş gibi düşünün. Ve yine snare'ler de farklıdır. Normalde snare trap'te bu şekildedir. Böyledir yani ama drill'de mesela şuraya koymaktansa şuraya koyabilirsiniz. Ya da tam tersi buraya koyabilirsiniz. Buraya doldurursunuz. Böyle şeyler yapabilirsiniz yani. Snare tamamen burada olmak ve burada olmak zorunda değil. Yani 3. ve 7 sanırım. 3. ve 7. de olmak zorunda değil. Bunu biraz daha farklılaştırabilir. Head ritminize göre uyarlayabilirsiniz. Kickler tamamen sizin arzunuza kalmış. Ama benim drill yaparkenki kick kullanımım genelde şöyle oluyor. Bar ortasını kesinlikle boş bırakıyorum. Çünkü bar ortasında yani şu bölgede headlerin duyulmasını istiyorum. Ve snare'in öncesine koyuyorum. Bu şekilde olması daha güzel geliyor kulağıma. Şimdi bunu böyle yaptım ama tabii ki ne yapacağım? Girip biraz farklılaştıracağım. Bunu bu şekilde bırakmayacağım. Mesela şurayı boş bırakabilirim. Ve buradaki head'in öncesine de iki farklı head koyabilir ve bunları velocity değerlerini düşürerek şöyle. Evet, böyle bir şey yapabilirim. Şu kısma da hatta perküsyon koyarım. Daha böyle dolu, daha farklı, daha çeşitli bir drum elde etmiş olurum. Tam şuraya da bir head roll güzel olabilir aslında. Şu bölgeye. Şunu şuraya getirip uzatıp Ctrl U ile birlikte Alt U ile birlikte uzatırsam şu şekilde. Şöyle olsun, evet. Dinleyelim bakalım. Baştan alalım. Evet, güzel. Güzel. Şimdi az önce eklediğim şu perküsyonu kullanmak istiyorum. Evet, şöyle bir şey güzel olabilir. Evet, şurası da dolabilir mesela, şu bölge. Şöyle yapalım.
Evet, böyle güzel oldu bence. Şuradaki open hat'i de kullanabilirim. Genelde ben open hat'lerimi snare'in hemen öncesine ya da hemen sonrasına koymayı tercih ediyorum. Ama burada snare'in altına koymak daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet, güzel doluluk verdi. Farklı make unique'lerle pattern'ı biraz daha farklı hale getirebilirim tabii. Beat böyle gitmez yani. Şöyle koyalım şuraya. Şimdi biraz değişiklik yapmak istiyorum. Hat'lerde değişiklik yapabilirim. Snare'de yapabilirim ve bu perküsyonda yapabilirim. Hatta burada bile yapabilirim. Şimdi şu drama make unique yapıyorum. Make unique yaptım. Ve şimdi de nasıl yapsak? Şu şöyle olmasın, böyle olsun. Evet. Şuraya bir adet daha perküsyon eklenebilir. Evet. Hatta şuradaki head roll'leri de biraz daha mesela şey yapabiliriz. Şurayı sileyim. Şuraya getirebilirim. Şuraya bir open head istiyor sanki. Open head'i buradan kaldıracağım arkadaşlar. Buraya koyacağım. Çünkü hani burada çok karışık bir hal almaya başladı. Ve orada bir open head saçma olur. Güzel. Kick'i hiç değiştirmeyeceğim. Kick aynen yerinde kalsın. Bunu da ekledik. Bir değişiklik daha yapabilirim. Belki şurada yapabilirim. Make unique diyorum. Burada da daha küçük bir değişiklik yapacağım. Şunu şuradan alacağım, buraya koyacağım. Başka hiçbir şey değiştirmek istemiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar elimde 3 tane drum pattern'ı var. Size dinletmek istiyorum ve sizden ricam bunlardan en beğendiğinizi yorumlara yazmanız. Bu birincisiydi. Bu ikincisiydi. Bu da üçüncüsüydü. Şimdi ben bunların üzerine bir melodi yazacağım. Ama nasıl bir melodi yazacağım hiç bilmiyorum. Drill'de ben şeyi çok seviyorum. Piyano çok seviyorum. Hani UK Drill'de falan özellikle çok kullanılıyor. Amerikan Drill'de fazla olmasa da İngiliz Drill'inde. Piyanoyu çok duyuyoruz ve ben de seviyorum açıkçası. Ama hani düz bir grand piyanodansa daha manipüle edilmiş bir piyano tercihimdir her zaman. Önce bir piyano yazayım, nasıl bir şey yapsak. Flex'ten şöyle bir Stage Grand diye bir piyano buldum. Bakalım bundan neler yapabilirim. Bu güzel. Bu güzel. Bu gayet güzel. Bunu size göstermek istiyorum. Şöyle EM'de bir melodi buldum. Dinleteyim. Şimdi bunu kaydedeceğim. Okay. Kapat. Güzel ama bazı değişiklikler yapmam gerekiyor bence. Şimdi bazı şeylerin velocity'sini düşürmek zorunda kaldım. Şu şekilde mesela şuranın velocity'lerini biraz düşürdüm. Daha böyle gerçek bir hava vermek için. Ne yaptım? Velocity'leri düşürdüm. Bu arada EM'de yazıyorum. Buradan Scale Highlighting'den EM'yi seçebilirim. EM'yi seçtim. Bazı seslerin velocity'lerini düşürdüm. Bazılarının yükselttim. Mesela şurayı yükselttim ve şöyle bir ses elde ettim en son. Şu an bu şekildeyiz. Bunun üzerine şimdi bazı counter melodiler ekleyeceğim. Üzerine bazı ekstra melodiler ekleyeceğim ki hani daha canlı bir havamız olsun. Ama drumla bir dinleyelim. Drumla şu an şu şekildeyiz. Güzel, fena değil. Şimdi bunun üzerine bir melodi ekleyeceğim. Evet, şöyle bir şey olacak yani. Fa diye si do. Şöyle olacak. Evet, güzel. Ama bunları çok şey yapmak istemiyorum. Biraz yerlerinden oynatmak istiyorum. Hani daha gerçekçi görünmesi için.
çok güzel. Şunu şuraya da eklemek istiyorum. Güzel, çok güzel. Drill karanlıklığını verdi bana yani. Güzel. Şimdi bunun üzerine ne ekleyebilirim? Bir üst melodi daha ekleyebilirim. Daha yavaş bir üst melodi. Okey, bunu ekliyorum. Az önceki melodiyi şu şekilde kaydettim. Ve bunu buraya ekliyorum. Şuraya dinleyelim. Aranjede bir takım değişiklikler yapmak istiyorum. O da nedir? Şudur. Şunu şuraya indireceğim. Şu pattern 1'deki melodi vardı ya. Şu üstteki melodi. Şunu buradan koparmak istiyorum arkadaşlar. Yeni bir pattern olarak oluşturacağım. Çünkü hani şuradaki kısmı da ben introda, verse'ün girişindeki dörtlüklerde kullanmak istiyorum. Tamamdır. Pattern 1'deki üst melodiyi kestim. Yeni bir pattern olarak oluşturdum. Bunu buradan kesebilirim. Bunu da buradan kesebilirim. Bunu buraya getirebilirim. Şuraya Ctrl B dersem. Evet. Şu an bir aranje oluşturdum gibi yani aslında. Güzel. Tek eksik bas. Basın eksikliğini çok hissediyorum. Basın yanı sıra perküsyon da oluşturabilirim. Ama nasıl bir perküsyon? Mesela koyu bir perküsyon. Böyle karanlık bir head falan. Sanırım söylediğim şeyi gösterene kadar anlayamazsınız. O yüzden arıyorum. Belki anlayanlar olmuştur tabii ama. Nereden bulabilirim? Drums. Güzel. Pitch'ini tamamen düşürdüm koyu bir ses olsun diye. Böyle oldu. Güzel bence. Tabii ki sesini biraz kısmam gerek ama. Güzel. Şu an bass'a ihtiyacım var. Bu head'e sonradan bir mix yapıp transient'larını düşürmem gerekecek. Onu mix'i halledeceğim. Bass için şunları bulmuştum. Bakalım bir şeyler deneyeceğiz. Hey duetlerin böyle slide'lı olmasını istiyorum. Çünkü drill'de slide çok fazladır ve nasıl olur? Genelde bar sonlarında olur. Yine barın ortalarında hani head'ler duyulur ya da işte perküsyon varsa o duyulur. Hani söz duyulur ama barın sonlarında ve başlarında kick ve hey duet slide'lar daha güzel olabilir. Ya yani bence öyle. Mesela şuraya bir tane daha koyabilirim dediğim gibi. Bu kısmı boş bırakacağım. Mesela şu da slide'lar olmalı. Dürü dürü diye değişmeli. Onun için de buraya notaları koydum. Slide yapımıyla alakalı bir içeriğimiz vardı. Çok kısa bir içerik. Onu bulup izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama yine de burada göstereceğim nasıl slide yaptığımı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eidoetleri koydum. Bu eidoetlerin altına bir de normal eidoet koymam gerekiyor. Yani bir slide notasının slide olabilmesi için, yani o efekti verebilmeniz için bir de normal notaların olması gerekiyor altlarında. Şimdi bunu yaptıktan sonra işte atıyorum bu nerede olsun? Bu da E'de olsun. Şimdi bunları ince bir slide yapacağım. İnce olduğu için yukarı oktava koydum. Bunları seçtikten sonra çift tık yaparak slide'ı da seçebilirsiniz. Ya da hiç yazmamışken de zaten. Şurada slide modunu aktif ederek yazabilirsiniz bu şekilde. Güzel. Ama bunları biraz kısmam gerek şu şekilde. Yani küçültmem gerek ki hani daha çabuk slide olsun. Yukarı oktava çıktıkça sesler tizleşir ve daha yüksek duyulur. O yüzden yukarı oktava çıktıkça sesleri indirmeniz gerekebilir. Ama zaten ben bu Aidoid'in sesini biraz kısacağım yani. Komple şöyle kısabilirim. Buna saturation, distortion verdiğimiz zaman, işte reverb verdiğimiz zaman çok daha güzel sound edecektir diye düşünüyorum. Şimdi farklı eidoetler de yapacağım tabii ki. Bu şimdilik buraya gelsin. Buna make unique yaparak değiştireceğim bu kısmı komple. Make unique diyelim. Girelim buraya. Neyi değiştirebiliriz? Mesela şu ortaya da slide koyabiliriz. Ya da mesela aşağıya slide koymak da bazen çok güzel sonuçlar verebilir. Hani bas giderek böyle azalır falan. Güzel olur yani. Burada da yine slide yapacağım ama bir üst oktavda yapacağım. Yani... Yine bunları da aynı şekilde bir oktav yukarı çektim. Dinleyelim. Güzel. Şurayı da mı değiştirsem? Şurayı da değiştirelim. Bakalım hani ne yapabiliriz başka. Şimdi burada da size az önce bahsettiğim o aşağıya slide işini yapmak istiyorum. Gerçekten çok hoşuma giden bir şey yani. Bakın mesela bir böyle dinleyin. Bir de böyle dinleyin.
hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Bas iniyor aşağı. Gerçekten güzel bir hava katıyor yani. Şuraya da yapabiliriz aynısını. Evet, güzel. Güzel. Şu kısımda da şöyle bir değişiklik yapabilirim. Dıt 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 gibi bir şey olabilir. Güzel. Güzel oldu. Arkadaşlar şu an elimde 3 adet 808 pattern'ı var. Birincisi şu. İkincisi şu. Ve üçüncüsü de şu. Remix'te gerçekten bunlar hani biraz saturation'la birlikte çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Şu an bence beat'i oluşturduk. Artık geriye mix ve şey kaldı. Aranje işlemleri kaldı. Üzerine tabii başka pad'ler falan da ekleyebiliriz. Şimdi mix'e geçeceğim. Mix'te size ne göstereceğim bilmiyorum ama hani şu sesi biraz farklılaştıracağım. Şu sesi özellikle şunu çok iyi mixlemek istiyorum yani. Çünkü bu kulağıma çok kötü geliyor. Bunu güzelce mixleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir kere her şeyden önce bir equalizer verdim. Gördüğünüz gibi 150 Hz'den aşağısını kestim ve burada da bir high shelf yaptım aşağı yönlü. Ve 5200 Hz'den yukarısını biraz böyle aşağıya indirdim. Böyle oldu. Equalizer'la alakalı bir içerik oluşturmuştuk. Lütfen o içeriğe bakın arkadaşlar. Ve sonra ufak bir kompresör verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani çok ufak bir kompresör böyle... Hani çok yukarıda olan sesleri biraz aşağıya doğru bastırmak istedim. Çok küçük bir şekilde yani. Çok bozmak istemedim. Sadece o girişlerdeki baskınlığı düşürmek istedim. Bunun da nasıl yapılacağını merak ediyorsanız kompresörle alakalı olan videomuzu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Detaylarını vermeyeceğim. Ve sonra ikinci bir equalizer verdim ve burada da mid frekansları biraz yükselttim. Bayağı yükselttim aslında. Yani böylelikle hani sesim daha böyle canlı bir hal aldı. Dinleyin. Bu şekilde. Ve bu işlemlerden sonra sesime saturation ve half time da ekledim. Bunları şu anda gösteremiyorum ve sesim şu anda bu hale geldi. Dinleyin arkadaşlar. Bakın bu efektsiz hali. Efektli hali. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok büyük bir fark var. Şimdi efektle birlikte bütün beat'i dinleyelim. Şimdi az önce bu headfill'i güzelce mixleyeceğimden bahsetmiştim ve buradaki transient'ları öldüreceğimden bahsetmiştim. Equalizer verdim, tizleri kıstım, low'ları kestim ve burada bir ufak bir high shelf işlemi uyguladım. Biraz daha bastırdım. Kompresörde inanılmaz bir kompresör verdim. Yani bayağı kestim şöyle göreceğiniz gibi. Bilmiyorum ne kadar görülüyor ama kestim ya. Kesebileceğim kadar kestim. Sonra bu plugin tamamen ücretsiz, tamamen free bir plugin. Bittersweet ile birlikte transient'ları biraz daha yuvarlak bir hale getirdim. Biraz daha tatlı bir hale getirdim. Reverb verdim. Reverb aslında şöyle hani bu tarz seslere reverb vermek çok doğru değil. Böyle low frekansları ama ben vermek istedim. Bilmiyorum ya. Veresim geldi ve verdim. Sonradan low cut yaptım bir daha. Hani oradaki reverb'deki low'ları kesmek için. 210 civarında bir low cut yaptım. Ve en son bu hale geldi. Tamamen mono yaptım sesi bu arada. Yani mix'te altı dolduracak ama duyulmayacak. Sadece dikkatli dinleyenlerin duyabileceği bir ses haline getirdim. Ki müzikte böyle şeyleri çok seviyorum. Drumlarımı şu şekilde miksere gönderdim. Şuraya drum bass diyeceğim. Bunu da yine renk verelim. Ben renk severim abi. Okey. Bütün hepsini ne yapıyorum? Seçiyorum ve CTRL ile sol tıklayarak yalnızca drum bass'a gitmelerini sağlıyorum. Böylelikle hepsini tek bir kanal üzerinden yönlendirebiliyorum. Çok güzel. Kick'imi tamamen mono yapacağım. Size de mono yapmanızı öneririm. Hetlerimi penlerken arkadaşlar hetlerinizi çok ufak bir şekilde sağa ya da sola penleyebilirsiniz. Çok ufak bir şekilde. Yani %8 left diyeceğim mesela. Bu şekilde olsun. Open hetimi kesinlikle separation yapıyorum. Yani %100 separated yapıyorum. Kulağa tamamen yayılmış bir halde oluyor. Perküsyonlarımı da aynı şekilde öyle yapacağım. Ve sağlı sollu şöyle değişiklikler yapabilirim. Aynen. Bu arada bir şeyi çok fazla separated yaptığınız zaman yani çok fazla stereo separation verdiğiniz zaman onun ister istemez desibeli de yükseliyor. O yüzden desibeli kısmanızı öneririm yani size. Ve ben de gördüğünüz gibi kısmış oldum. Daha punchy bir kick istiyorsanız şu low mid mid frekansları biraz yükseltebilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Evet, güzel.
İsterseniz bu arada kickinize ve basınıza hani tabii ki low cut yapmayın ama hani şöyle uç kısımda böyle low end'de çok karışıksa ses, ufakça bir indirme yapabilirsiniz şu kısımlarda. Şöyle biraz low cut istiyor. Güzel. Headlerimi hiç bozmak istemiyorum. Headlerim gayet güzel bence. Biraz reverb eklenebilir. Evet. Separated. Şimdi drum bass kanalımaysa arkadaşlar Diablo Light ekleyeceğim. Diablo Light'tan geçen bahsetmiştik. Gerçekten çok güzel bir plugin, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha punchy, güzel drumlar elde etmenizi sağlıyor. AdoAid'inizde de kullanabilirsiniz. Şimdi AdoAid'imde de kullanabilirim bunu. Güzel olacağını düşünüyorum yani. Güzel. Projeyi bir dinleyelim şöyle. Şu an tek problem 808. Çok dry, çok kuru bir halde. Onu biraz mixlemem, farklılaştırmam gerekiyor. 808'e bir EQ vermeden önce Diablo Light'ı vermek istiyorum. Biraz çünkü böyle farklılaşsın istiyorum 808'in. Biraz daha böyle etli bir 808 olsun istiyorum. Güzel. 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 AdoAid'im güzel ya, çok böyle bir equalizer'a ihtiyacı yok. Şöyle ufak bir high cut yeterli. Çünkü gerçekten güzel mixlenmiş bir AdoAid ırmak içinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel sesler var. Şimdi size bir plugin'den bahsetmek istiyorum. FL Studio'nun son sürümüyle gelen çok muazzam bir şey. Frequency Splitter diye. Frequency Splitter ne yapıyor? Frekansları bölüyor, parçalara ayırıyor gördüğünüz gibi. Ve bunları ayrı ayrı işlem yapabilmenizi sağlıyor. Mesela şu an ben AdoAid'in frekanslarını 3 parçaya böldüm ve bunları şimdi 3 farklı, şu kısımda görmüş olduğunuz gibi 3 farklı mikser kanalına göndereceğim ve orada istediğim işlemleri yapacağım. Mesela atıyorum mid frekansları biraz daha saturate'leyeceğim. İşte üst frekanslara reverb vereceğim. Alt frekansları mono yapacağım falan. Bu şekilde AdoAid'imi biraz daha güzel, kulağa dolgun bir şekilde duyulmasını sağlayacağım. Şimdi ne yapıyorum? Bunu seçtikten sonra shift ile birlikte 3 tane kanal seçiyorum ve buraya sidechain yapmış oluyorum. Hatta isterseniz şuralara yazalım. Low, mid ve high diye. Bunu yapmanın başka yöntemleri de var arkadaşlar bu arada ama ben hani bu şekilde yapıyorum. Bana çok pratik geliyor. Buradan sağ tık low dedim, sağ tık mid dedim ve sağ tık high dedim. Bakın şimdi gördüğünüz gibi burayı tamamen kapattım. Niçin kapattım? Çünkü burası da aynı zamanda master'a gidiyordu. Şu an bütün bu frekanslarım, low frekanslarım, mid frekanslarım ve high frekanslarım bakın burada. Mesela low frekansları kapattım. Sadece midler var. Hatırlarsanız AdoAid'e reverb verilir mi isimli bir içerikte patcher üzerinden bunları bölmüştük. Maximus kullanarak. Şimdi hiç gerek yok. Frequency Splitter'la bunu ayırabiliyorum. Ama istersen biraz daha bakın arkadaşlar. Şöyle değiştirebilirim şu bölgeyi. Mesela biraz daha şuraya çekebilirim falan. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, 200 frekansta kalsın. 200 Hz'de kalsın. Şimdi ben burayı mesela mono yapacağım. Şu an mono yaptım. Bu kısım tamamen monoda. Mesela high'ları da separated yapabilirim. Biraz daha high'lara yer verebilirim şurada. Şuradan mı açıyordum? Evet, şöyle. Şimdi burada AdoAid'in high frekanslarına biraz Camel Crusher verdim. Biraz daha böyle sertleştirdim yani o kısmı. Aynı şeyi mid'lere de veriyorum. Burada British Clean diye sevdiğim bir preset var. Ve çok fazla oldu. Şimdi high'lara reverb vereceğim, high frekanslara.
Güzel. Güzel. Arkadaşlar saat şu anda 3.30 olmuş ve beatimiz sona erdi. Artık bitti. Ben de bittim. Sizin görmediğiniz bazı şeyler ekledim. Onları şimdi size tek tek göstereceğim. Beat'in son halini dinleyeceğiz. Sonra kapatacağız, çıkacağız, uyuyacağız. Öncelikle bir intro yaptım. Şurada hani bizim bir tane piyanomuz vardı ya. Şu vardı ya hani. Bunu şöyle bir piyanoya getirdim. Bir oktav aşağıya indirdim ve buradaki bazı notaları çıkardım ve şöyle bir şey oldu. Dedim ki bu intro da güzel olabilir dedim ve bunu introya koydum. Ve şuradaki head fill'i hatırlıyorsunuz. Buradaki head fill'i de biraz sesini yükselttim introda. Ya bayağı yükselttim. En son hale getirdim. Otomasyon yaparak. Öyle hani verse'lerde az oldu. Girişte çok oldu. Böylelikle daha böyle güzel bir giriş oldu. Outro'da da aynı şeyi yaptım bu arada. Tagimi koydum. Who's in the kitchen meşhur tagim. Şöyle bir riser koydum. Şöyle bir gunshot buldum. Gunshot aslında hani çok sevmem. flseller@gmail.com'a gönderdiğiniz beatlerde de biliyorsunuz beatleriniz dinliyoruz Twitch'te. Orada da çok gunshot kullanılıyor ve ben açıkçası hani çok sevmiyorum. Ama drill'de hani böyle yer yer kullanılabilir. Bir tane gunshot var. Bir de onun reverse hali var. Böyle bir şey var. Şurada kick'i reverse yaptım. Arkadaşlar kick'i reverse yapmak bazen çok güzel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Kick'imi aldım, koydum playlist'e. Sonra reverse yaptım. Sesini biraz kıstım. Bu şekilde güzel bir ses elde etmiş oldum. Sonra ne var? Sonra ha bir de keman var. Bayağı keman yaptım ya. Kemanla çok güzel oldu beat. Yani nakaratta şöyle bir şey yaptım mesela. Nakaratı açayım ben size. Nakaratta şöyle bir kemanımız var. Bu nakarattı ve hani verse'ün belirli yerlerinde de keman, ya bütün verse'de var da bir yer hariç bütün verse'de keman var ve bu keman hani sürekli farklılaşıyor. Mesela şöyle bir keman var. Sonra şöyle bir keman var. Onun inceltilmiş hali, bir oktav yukarıya çekilmiş hali, bir de böyle bir şey var. Bu şekilde beat'i doldurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi crash var bir tane. Crash değil de riser'ı reverse ettim ve şöyle bir şey var. Yine güzel. Aranjede güzel olacağını düşündüğüm şeyler. İkinci verse'ün girişinde bir değişiklik yaptım. Geri kalanları aynı. Bu arada şurada intro'da kullandığım şu piyanoyu, az önce duyduğunuz şu piyanoyu verse'ün sonunda da kullandım burada. Şimdi beat'i dinleteceğim size. Bir nakarata kadar dinleriz. Nakaratla birlikte dinleriz. Sonra beat'i bitiririz. Öyle dinleyelim bakalım. Yordu. Gerçekten yordu.
Umarım sizin için faydalı bir şeyler olmuştur. Bu videoda umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Beat'i genel itibarıyla görmenizi sağladım. Hani elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Video çok uzun olacak biliyorum. O yüzden daha fazla konuşmaya gerek yok. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Efer şeylerini Instagram ve YouTube'da takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.